Hemen Haluk, size devam edelim otomobil üzerinden. Katılır mısınız? Piyasada durum ne, beklentine ne öngörüyorsunuz? Öncelikle merhaba. Merhaba Mehmet Akif. Evet, otomobil fiyatları özellikle geçtiğimiz yılın son 3 ayında, hele son 1 ayında artık çok zapt edilemez şekilde hem yeni de hem de eski araçlarda, ikinci el araçlarda füze gibi yükseldi. Ama 20 Aralık kararları sonrasında, açıklamaları sonrasında bir %10-15 civarında özellikle yeni otomobillerde, hemen hemen tüm markalarda, premiumdan en ekonomik modellere kadar bir indirim söz konusu. Ama bu bir gerçeği değiştirmiyor. Biraz önce Abdurrahman Bey'in hocamın söylediği gibi, yani otomobile ulaşılabilirlik çok zorlaştı. Aslında maliye yönetimi bunu çok öncesinden sanki kurgulamış gibi bir senaryo çizmek istiyorum burada. Çünkü geçtiğimiz yılın Temmuz ayında BDDK otomobil kredilerine bir düzenleme getirmişti. Bu düzenlemede şunu söylemişti, işte otomobilleri fiyatlarına göre dilimlemişti. 300 bin liraya kadar olan araçların kredi kullanma vadesini 48 aydan 36 aya indirdi. Kredi tutarında %50 ile sınırladı. Bu giderek 750 bin liralara kadar fiyatlanan otomobillere bir bariyer oluşturmuştu. Ama o gün için bunu tam anlamamıştık. Çünkü otomobil fiyatları henüz bu rakamların bayağı altındaydı o tarihte. Şimdi Temmuz ayından bugüne gelindiğinde, ki o tarihte de bir yayına katıldığımızda bunun gelecek için bir bariyer olduğuna dikkat çekmiştik. Aynı şey şu an gerçekleşti. Şu an örneğin 100 bin liralık, şuradan giriş yapayım daha doğrusu, 250 bin lira civarında şu an Türkiye'de satılan yeni otomobillerin en ekonomik olanları, en satın alınabilecek en ucuz yeni otomobil 250 bin lira civarında ve 8-10 tane model var sadece bundan. 1 litre motorlu herhalde en donanımsız araçlar bunlar. Bu araca ulaşmak için bir asgari ücretlinin kaç ay çalışması gerektiğini şöyle hesap etmemiz gerekiyor. Bir kere hiç peşinat vermeden bu aracı almanız mümkün değil. 100 bin liralık bir kredi kullanmayı hesaplasanız aylık taksidiniz 5 bin lirayı geçiyor. Bu da bir asgari ücretin üzerinde. Yani otomobil satın almak isteyenler için bugün faizler ve kredi olanakları birincil derecede rol oynamaya başladı. İşte bugün taşıt kredilerinin 2 puanları geçtiği, aylık bazda 2 puanları geçtiği, vadelerin 36 ayla sınırlandığı, bu artık özellikle çok satan C segmenti araçlarda 500-600 bin liralarda ve burada kullanılabilecek kredi tutarı da 150 bin liralara sınırlı kaldığı için tüketiciler isteseler dahi işte değişik vadelerde aldıkları dolarlarıyla, eurolarıyla, altınlarıyla ya da birikimleriyle, yatırım fonlarıyla otomobile dönmek isteseler dahi 150 bin liranın üzerinde bir krediyi aylık %2 faizin altında değerlendiremiyorlar. O zaman bu da kitlelerin veya orta kesimin araca ulaşımının önünde önemli bir engel olarak duruyor. Bunun ötesinde ÖTV matrah düzenlemesi diye bir beklenti var. Bu ÖTV matrah düzenlemesinin beklentisinin oluşmasına da yine hükümetin yıl başında yürürlüğe koyduğu engelli araçları dediğimiz ÖTV'den muaf araçların limitini 330 bin liradan 450 bin liraya yükseltmesi etkili oldu. O araçların ÖTV limitinin oraya yükselmesi satın alınabilir kompakt C segmenti dediğimiz bir aile otomobilinin ÖTV matrahında gerilemesini ve dolayısıyla fiyatlara yansımasını, fiyatların biraz da devlet eliyle inmesi beklentisi yarattı. Ama ne yazık ki kamu bence özellikle akaryakıtta yapmadığı vergiden vazgeçme, vergi gelirlerinden vazgeçme tavrını otomobilde de göstermeyecek. Çünkü düzenleme çok karışık. Bu düzenlemeyi getirmesi maliye vergi kaybına mal olabilir. Bu vergi kaybını akaryakıt fiyatlarında değerlendirebilirdi. Ki işte İstanbul'da yaşıyoruz. İstanbul trafiği hakikaten artan akaryakıt fiyatları nedeniyle Tam onu neredeyse diyecektim ya, sorununu trafiğe çözdü. bir çözüm trafiğe bir çözüm olarak mı düşünüldü diyecektim. Yani çok Evet. fazla otomobil, her evde iki araç falan gibi şeylerin konuşulduğu bir yerde. Buyurun siz devam edin, sonra şey, yani bir değişiklik bekliyor musunuz, onu da merak ediyorum açıkçası. Yoksa biraz araç almayı zorlaştırmaya yoluna mı gidiyor gerçekten? Böyle Ya bir siyaset mi ben izleniyor yani? kamunun yaptığı politikanın geçtiğimiz yıldan beri cari açığı kapatmaya yönelik ithalatı kısıtlayıcı bir yaklaşım olduğunu zaten söyleniyor da düşünüyorum. Bu nedenle kredi faizlerinin arttırılması ya da kredi faizlerinin düşürülmesi, tüketicinin alıma yaklaştırılması, otomobile yaklaştırılması politikasının
yerli otomobillerden, yani Türkiye'de üretilen otomobillerden yana tavır almaya devam edeceğini düşünüyorum. Ha, çünkü bunu peki şeyle bağlantılandırıyor musunuz? Yani yerli otomobilin TOGG'un çıkışı öncesi bir... TOGG'un çıkışı 2023'e sarktığı için piyasaya etki etmez. Ama işte Türkiye'de üretilen, özellikle Türkiye'nin işte 30 milyar dolarlık, örneğin 2021 yılında Türkiye 29,5 milyar dolarlık otomobil ihraç etti, otomotiv ürünü ihraç etti. Tabii ağırlıklı kısmı yan sanayi, tedarik sanayi olsa da bunun içerisinde Bursa'da üretilen, İzmit'te üretilen, Adapazarı'nda üretilen, yerli diye nitelendirebileceğimiz, yerlilik oranında %50'nin üzerinde olan otomobiller var. Ben bunlara da yerli demek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Türkiye'ye ciddi bir ihracat geliri, 30 milyar dolarlık yıllık bir ihracat geliri getiriyor ki pandemili, çift krizli bir yıldan bahsediyoruz. TOGG'un bu olaya dahil olması ise 2023'te kendini gösterecek. Ben hükümetin artık o güne erken seçim vesaire de konuşulup tabii ki yani bir sürü şey olacaktır ama 2023 yılına elektrikli araçların ve araçların vergi düzenlemelerini Türkiye'nin nasıl bir iktidar olursa olsun çok yeni baştan yaratılmış vergilerle, çağdaş vergi sistemiyle girilmesi gerektiğini de düşünüyorum. Onu belirtmek isterim ama şu vadede henüz TOGG'un masa üstünde planlara dahil edildiğini düşünmüyorum. Peki araç piyasasında nasıl etkiledi bunu? Yani kilitledi mi gerçekten piyasayı? Onun nasıl sonuçlar olur? Evet, piyasa aslında 20 Aralık sonrasında tam anlamıyla kilitlendi. Hem yeni araç satışları hem de ikinci el araç satışları kilitlendi. Türkiye'de çok gelenekseldir. Aralık ayında en yüksek araç satışları yapıldı. Doğru değil mi? Yani çünkü o firmalardan çıkan araçlar işte ikinci elde çok büyük bir hareketlilik olurdu. Olurdu. Bu Aralık ayı bu beklenen hareket olmadı. 60 bin adetlerde, yanlış hatırlamıyorsam 62 bin adetlerde bir yeni araç satışı gerçekleşti. Geçen yıl bu sayı 120 bindi yine yanlış hatırlamıyorsam. Neredeyse bu derece ciddi bir düşüş oldu. Bütün bunlar beklentilerle ilgili. İkinci el araç piyasası da zaten biraz Aralık, Kasım sonu ve Aralık başından itibaren spekülatör diyeceğimiz, stokçu diyeceğimiz veya buradan kar elde etmeyi en iyi niyetle tarif edeceğimiz, buradan kar elde etmeyi düşünen yatırımcıların elinde yükseliyor, ilerliyordu. Doğrudan tüketici ne yazık ki araç bulamama, fiyat yüksekliği gibi nedenlerle piyasadan elimine olmuştu. Şimdi bunun ben galericilerle ve firmalarla da çok sıcak görüşmeler yapıyorum. Bu yayın öncesinde de görüştüm. Galericiler telefonlarının bir iki gündür tek tük çalmaya başladığını söylüyorlar ve buna seviniyorlar. Artı kullanılmış araçları... Fiyat düşüren araçları, var mı galericilerde? Fiyat düşüren var tabii ki. Var. Ama şöyle, ihtiyaç nedeniyle fiyat düşürüp hala piyasayı belirlemeye çalışıyorlar. Hem galeriler hem de bu konuda alım yapan Türkiye'de biliyorsunuz çok büyük şirketler de var. İşte çok büyük bir Hollandalı şirket Türkiye'de 200 milyon avroluk yatırımla ikinci el araç alım satım operasyonu yürütüyor. Çok bilinen sosyal medya kuruluşları Türkiye'de ikinci el araçları alıyorlar. Ya, yatırım olarak değerlendiriyor. Yatırım olarak böyle bir iş yapıyor. Evet, böyle bir alanda yatırım yapıyor. Bu çok büyük bir para olduğu için de piyasayı belirliyor aslında biraz. Aslında bu tip kuruluşlar şu anda galerici dediğimiz piyasanın bir nevi eline geçiriliş tarihini başlatmış durumdalar diye düşüneceğim. Çok büyük rakamlarla siz aracınızı satacaksınız, bunlara gidip bunlardan aldığınız teklif galericilerin dahi veremediği teklif haline geldi. Nasıl bir projeksiyon yaptılarsa en yüksek fiyatla araçları alıp satışta da bu rakamı realize etmeye başladı bunlar.